Herkese bakalım, hoş geldin. Okuldan çıktım. O kadar sinir doluyum ki ÖSYM kaydım, şifremi alamadım. Ben ince sinirlerini anlatacağım. O kadar sinirlendim ki. Ölüyorum yani. ÖSYM herhalde benim sınava girmem falan istemiyor. Şurada, tam şurada çıkmış bir sivilceye geldim. Bugün ne yaptığımı göstereceğim. Çok gerginim. Aslında gerginliğim biraz azaldı zaten. Azalmasını bekledim. Şimdi aynen dışarı demeyelim. Sevgililer günü 14 Şubat. Ben de kendime makarna suyu koydum. Makarna yapacağım ve film izleyeceğim. Evet, sınav ve YKS öğrencisi olarak kötü bir şey yapıp film izleyeceğim. Ama olsun diyorum. Bugün ne oldu? Bugün okula deneme olduk. Çok sürpriz bir deneme gerçekleşti. Normalde deneme olacağımızı hiçbir şekilde bilmiyorduk. Bugün ÖSYM şifremi almak için bir tane okula gidecektim. Hocadan işte dedim, hocam gidiyorum ben falan filan. Hoca deneme var, öyle git dedim. Neyse, konunun asıl kısmı bu değil zaten. Denemem nasıl geçti onu söyleyeyim. Deneme ne iyi ne kötü geçti. Bu arada sürekli bu saçı kullanıyorum, fark ettiniz. Şu daha çok hoşuma gitmeye başladı. Denemem ne iyi ne kötü geçti. Ya aslında iyiydi. Türkçe yani çok güzel geçti. Matematik orta, sosyal iyiydi, fen de iyiydi. Matematikte asıl kısmı anlatıyorum. Şimdi bizim okuldan şifre alınmıyormuş. Neden? Hiçbir şekilde fikrim yok. Bize dediler ki bir tane okul var. X okulu diyeyim. X okuluna gidin ve şifrenizi oradan alın. Biz de X okuluna gittik. Yürüdük. Bayağı da uzak bence. Yani bayağı uzak bence. Biz yürüdük. Ondan sonra da okuldaki müdür ya da müdür yardımcısı, tam hatırlamıyorum. Konuştuk ve bize şunu dedi. Biz sadece kendi öğrenci evimize şifre veriyoruz. Ben şok. Ben iptal yani. Ondan sonra biz hocamızı aradık. Hocamıza dedik, hocam böyle. Sadece kendi öğrencilerine şifre vereceklerini söylüyorum. Hoca da aa evet öyleymiş dedi. O kadar yolu boşluğa yürüdüm. Söylediler X okuluna gidin. X okulunu alın ya da Avcılar'da ÖSYM binasından. Sonra ben dedim ki yoruldum artık. Ben eve gidiyorum dedim. Pazartesi yaparım hallederim. Sonra arkadaşlarım X okuluna gitmiş. Y okulu hatta burası. Y okuluna gitmiş. Y okulu da yine aynısını demiş. Sonra işte ÖSYM binasından falan. Pazartesi günü ben de okula gitmeyeceğim. Sabahtan babamla ÖSYM binasına gidip oradan işleri halletmeyi düşünüyoruz. Hem şöyle ÖSYM şifremi alamadım. Yani umarım pazartesi alacağım. Yarın Göksu'yla buluşacağım. O yüzden dolayı çok mutluyum. Şimdi ne yapacağım? Size onu söyleyeyim. Eve geldiğimde paragraf çözdüm. Biraz bir saat falan dinlendim. Bir saatte paragraf çözdüm. Yarım saat falan. Bir saat de olabilir böyle. Bir saate yakın diyeyim. Çok gergindim. Şimdi makarnam. Saat 7:30. Şimdi makarnam olsun. Makarna suyunu yeni koydum. Film izleyip makarnamı yiyeceğim. Sonrasında ders çalışmaya devam ederim. Bunu da size böyle anlatmak istedim. Başıma gelen bir şeydi. Yani böyle çok stres oldum. Zaten stresim sınav yaklaştıkça. Normalde okumak başladığında hiçbir şekilde stres değildim. Neyse, yarın Göksu'yla buluşacağım. O yüzden mutluyum. Bu arada şimdiden söyleyeyim. Bu video ders vlogu. Yani aslında ders vlogu. Evet, ders çalışıyorum. Size yaptıklarımı bu şekilde anlatıyorum. Ama aynı zamanda da yarın Göksu'yla buluşacağım için de biraz da normal vlog tadında olacak. Yani diğer vloglarım gibi full ders odaklı olmayacak. Bunu şimdiden söylüyorum ki eğer sadece full ders odaklı video izlemek istiyorsanız hani vakit kaybı olmasın size. Şimdiden söylüyorum. Bugün Göksu'yla buluştuk. Evet. İnsanlar garip bakıyor. Bir şey değil mi? İnsanların neden YouTuber olmasın olsun diye. Boş ver. Ay küfür edeceğim. Onu şöyle biplerim ben, sen de etme. Şimdi Göksu bir tane pizzacı önerdi. O pizzacıya gitmeye çalışıyoruz. Bu arada pizzacı hiç ben gitmedim yani. Nasıl önerdi? Kaybolursak hepsi Göksu'nun yüzünden. Zaten otobüste gelene kadar kaybolmayayım diye dedim, çıktı. Sonrasında gezeceğiz. Bugün böyle birlikte gezeceğiz. Bugün ders yok maalesef. Belki akşam ilerleyen saatlerde. Yani, yarım saat yürüyoruz ve harita 10 dakika yürüdük diye gösteriyor. Çıldırıyorum. Bunun şarjdaydı. O yüzden yemek yerken size çekemedim. Ben ananaslı pizza yedim. Göksu da pepperoni aldı. Fotoğrafları nasıl çektim? Anlatsana biraz. Fotoğraf arkadaşlar cidden hayatımda fotoğraf çeken insanıydı. Şu an küfür edemiyoruz. Fotoğraflarımın daha söylemeyelim. Yüzü yani şöyleyim. Yokum. Hayır. Vay acaba. Ay bay. Konuşamadım ya. Kapı böyle çıkmış. Kafam zaten. Yok yani. Kafamı bile çekmeyi tenezzül etmemiş. Burada bir tane ev var. Videosunu çektim zaten. Kenara koyacağım. Saçım. Herkes bilir bu. Ev çok korkunç bir ev. Çok TV'ye çıktı biliyor musun bu? Ciddi misin? Böyle şey oluyormuş. Bir saniyede böyle bir kat yükseliyormuş. Fark etmiş bir adam bunu. Ciddi misin? Ya bence yalan ya. Show TV yaptı. Ya. Ev çok korkunç. Sanki böyle perili evler olur ya öyle. Ev gerçekten korku evlerine falan bir ev. Aslında güzel şey olur yani. Evet,
Göksu'yla galerinin oraya gittik. Ay düş içine. Sonra geri döndük. Kamerayı sen tutsana. Aa tamamdır. Hadi şey ol, YouTuber. Evet, evet arkadaşlar ben Göksu Kerem. Göksu kanalı açsın mı? Şey herkes açma yazıyormuş. Hesabımı şuraya fiyokla. YouTube kanalı yok senin, koyamam mümkün. Hayır, Instagram hesabımı koyabilirsin. Aşağı koyarım. Evet arkadaşlar, Instagram'dan beni ekleyebilirsiniz. Çok aslan çekiyorsun, kızım gözüküyor. Yakında böyle çekeceğim. Ya beni çeksen niye o kamyon çekiyorsun? İşte meydanda yürüyorduk ve şu kolanın yeni çıkan enerji içeceğinden içmedim. Ben içmiştim. Tadı güzel yani, fena değil. Şimdi bir daha içeceğiz. Tabii sen ilk içişin. Sen tadına baktan sonra düşüncelerini alalım. Kahvemizi içtik. Çok değişik bir kahve denedik. Tadı çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Evet. Ama biz size bir tavsiye vermek istiyorum. Biz şekli gitmesini karıştırmadık. Böyle garip sütlü, kaymak kıvamında sütlü. Ama bir dakika, ballı tarçınlı bir içecekti. Ha, işte şekli gitmesini karıştırmamıştık. Karıştırın çünkü öyle tadı geliyor. Şimdi telefonum şarj oldu. Ben 10'a kadar Bakırköy'deyim. Göksu beni 7'de terk edecek. Ay. 6.30. 7. Ben ona 7 yapacağım. Kazanırsam eğer 7 gönderirsem size söyleyeceğim zaten. İşte geziyoruz. Saat aşağı başladım. Saat şu an 17.26. Ben bir tane içecek söyledim. Yoksa tatlı söylemiş. Hiç güzel değil dedim. Arkadaşlar. İnşallah şu doğrudur. Tatlı mı? Yemezler kör olurlar. Ciddi misin? Çikolata falan tatlı şeyler hayvanlara köre diyor. Sayem neyle bilgi daha? Yoksa beğenmedim dedi ama hepsini götürdü yani. Hiçbir şey arkadaşlar, yok. Arkadaşlar param gitmesin. Hayır içi dolu. Param gitmesin. Hayır nasıl dolu? Hayır ya şuna bakar mısın içi dolu? Hayır çok dolu. Bayağı dolu. Derin bu. Bak bir dakika. Açın diyor bir dakika. Arkadaşlar göstereceğim. Kanka var, bayağı var. Var içinde iki kaşık var. Sizce çok az mı yazın? Göksu bir saat sonra kalkacak. Sonra arkadaşım Burcu, o da buradaymış. Onunla buluşacağım. Eskiden var ya biz Burcu ile vloglar çekiyorduk ama hiç atmıyorduk. Sen kime daldın? Çok yanlış bir arkadaşsın. Çocuk kesiyor. Aa, çok yanlış bir şey. Bugün ders çalışamadım. Yarın ders. Kanka şurası. Ya çok güzel çalışırım. Her gün 1000 soru çözüyorum. TikTok istiyorum. Şey, bazı Instagram videolarını taklit değil mi? 1000 soru çözüyorum günlük. Hatta matematikte geçen hafta 2000 soru çözmüştüm. Anlayabiliyor musunuz? Yani yapamayan varsa... Gerçekten böyle insanlar var. Günde 1000 soru çözmüş gibi yapıyor ama gerçekten çözmüyor. Hayır, bir dakika. Çözenlere lafım yok. Sen 2000 soru çözmediği için bence kendini sorgu. Nasıl eczacı olacaksın? Allah Allah. Arkadaşlar destek verin. Sınıftaki çocuklar şey diyor. Bak eczacılık uçuyor. Hayır çalışıyor. Çok seviyor. Hayır çalışıyorum da. Bu arada kombinimi söylemedim. Bu Zara. Ben çekeyim mi? Yolda çekeriz aslında seni yolcu ederken. Minibüs. Şey yaptık bugün. Minibüs süresi otobüs. Ben kazandım. Ben minibüse 50 TL mi vereceğim? Sen minibüse 50 lira mı vereceksin? Kanka bozukluğum var bakayım. Kanka şey, hesabı isteyince bozukluk gelecek ya mecbur. Tamam var mı zaten 5 TL var. Şey aldıklarımızı gösterelim. Çekeceğim. Şimdi Göksu ama aldım hediye gösterecek sizlere. Ben çok tatlı şöyle. Evet arkadaşlar hediyemi kendim seçtim. Evet gördüm. Bir şey değil mi? Siyah kop üstüne zincir kolyeler de çok güzel. Evet. Mükemmel bir kombinin aldım. Sen çok bayıldım. Hayır Medim sana olur. Git sen yapılan var çaldırdın ya. Ay çok güzel. İlk sen çok güzel. Engelleme var mı? Neydi? Youtube'da engelleme. Değil mi? İnsanlar fake'e kaçabilirler. Sen... Yani. Şöyle bir şey var, gerek. Bunu Şevval aldı. Kim engelleyecektiniz Göksu'nu? Ve şöyle bir şey almış arkadaşımız. Hemen bir dakika, YouTube'u şey var. Arkadaşlar küpürümüz... Ben küpürümü ne yapsın? Şöyle bir şey, diyelim sen açarsın artık. Acilebilen bir şeyler olmuş ona. Ya bunu sen şöyle ayırarım. Ayıla... Nasıl söyleniyordu? Başka bir şey yok. Var, benimki var. Kimmiş o? Bende vardı bu tarz zaten. Ve halka herkes de olur yani diye düşünüyorum. Kanka bir şey mi? Saçını atkori yaptığında çok güzel oluyor. Ne? Hakkı. Ben de kendime sakın teşekkür ettim. Sana aldım diğerlerini göstersene tokanı. Tokamı? Gösterdik ya onu.
Hayır. Pizzacıda. Hayır, pizzacıda video çekmedi. Dur, o zaman pizzacıda seni... telefon şarj edi benim çünkü. Dur şu. Ayş, bir şeyler değil. Yeter artık, delirme. Tukam var arkadaşlar. Bunu böyle takacağım. Şimdi gel sen takabilirsin. Çok tatlı. Bir de çorabım var. Bana hediye gelmiş, ben de ona hediye ama ettim. Ama hediye etmek sevapmış. Aa, ciddiyse. Şu an bayağı sevap kastım ben bir o zaman. Bir de kulaklığım var. Çünkü bir şey değil mi? Her aradığımda diyor ki kulaklığı büyük ya. Yok kanka kulaklığım büyük olduğu için dışarı götürmedim diyor. Ya da evdeyken her aradığımda diyor ki kanka üşeniyorum öteki tarafta. Bu yüzden ona bu kulaklığı aldım ki sürekli cebinde tutsun. Sürekli yanında taşısın diye. Çünkü ses kaydı atıyorum. Gıybet anlatıyorum. Kız hiçbir şekilde dinleyemiyor. Evet. Solumda şevvalin seslerini annem babamla birlikte dinliyoruz. Hey, bazen böyle kanka hali böyle saçmalıyorsun. Garip sesler çıkıyorsun. Bir kere açık bağlaya bak. Annesinin babasının yanında açıyor. Ah yoksa cuma bir ailelere kötü gösteriyorsun. Bir şey var. Beğenmedim. Bayağı beğenmemiş gibisin. Nefret ettim. Şey vardı bir tane jet sos ile diyor ki hani hiç içime almayıp diyor her şeyi. Hiç istemiyorum. Nefret diye almayın. Bana cidden kötü. Diğere bak ya. Diğere bak hiç içime almadım. Arkadaşlar param gitmesin diye bunu yapmam gayet normal değil. Ne? Biraz daha yiyeyim. Ama benzin ona yok. Ekmek getirir misin abi? Beni terk ediyor. Evet arkadaşlar, hisse pisliğine challenge başladı. Bir saattir istiyoruz, inşallah gelecek. Şu anda şu adını söyleyemediğim yerdeyiz. Buranın adını söyle. Bütün herkes şu an bana işaret yapıyor çok. Neden? Her hesap. Adam eve gidiyormuş. Ajandama bu haftaki işte bu haftaki dedim daha doğrusu bugünkü planlarımı yapıyorum. Buraya yapılacaklar, burada yapılanları yazacağım. Bu arada size bahsettiklerim bunlardı. Havale yaparım ama Allah'a havale. Kapatıcı ararım ama iştah kapatıcı. Sevgiye ve nakde ihtiyacım var ve diyetlerim. Çok tatlı gerçekten ya. Ben de şimdi planımı hazırladım. Planımı hazırladığıma göre ders çalışmaya başlayabilirim. Biraz soru çözmek istiyorum. Konu anlatımlarını sonra dinleyeceğim. Devriliyorlardı. Sorumu çözdükten sonra konu anlatımı dinlerim artık. Bu arada bu kitaba bayılıyorum ya. Çok güzel soruları. Mesela şöyle göstereyim direkt. Böyle yeni sorularla oluşuyor tamamı. Çok güzel. Matematikte yapmam gerekenleri yaptım. Şimdi fonksiyonlar çalışacağım. Dopingten konu anlatımını açıp dinleyip yine o şekilde ilerleyeceğim. Sürekli bunlara bakarken buluyorum kendimi ve diyorum ki diyettesin sen. Masana sakın abur cubur koyma diyorum. Bakalım böyle devam edecek mi yani? Ve aynı zamanda sürekli durmadan YKS konularını düşünürken böyle oluyorum. Yani. Evet şu an babamın iş yerindeyim. Bu yüzden sessiz konuşuyorum. Yani dışarı sesim gitmesin diye. Bugün ÖSYM şifremi aldım. Ondan sonrasında okula gidecektim ama babamın için iş yerine geldik. Öğleden sonra okula gidelim diye düşünürken saat 5 oldu. Bugün ne yaptım? Matematikten MEP kazanım sorularını çıkarttım. Onları çözdüm. Hangi konuları çözdüm? Polinomları çözdüm. Denklemleri çözdüm. Olasılığı çözdüm. Programları çözdüm. Ve biraz deneme çözdüm. Ya matematik denemesi. Sonra paragrafta bitirdim. 3. bölüme geldim. Yani kitabı hala bitiremedim. İkinci bölümü bitirdim. Şimdi fizikte kuvvetin soruları kaldı. Onları yapıyorum. Ondan sonra tekrar Türkçe, tekrar matematik yapacağım. Eve gidince de biyolojiyle matematik yaparım yine diye düşünüyorum.
bugün 18 Şubat 2020. Sabah ÖSYM şifremi almaya gittim. Ondan sonrasında babamın işi çıktığı için babamın iş yerine gittim. Sonrasında okula gidecektim ama gidemedim falan, zaten önceki kısımda bahsettim. Eve geldim, karar vermişim. Sizlere onu göstereceğim. Bu doktrin yayınları ayeti. Sıfırdan sonsuza matematik. Bu AYT olanı. Bende geometrisi vardı. Geometrisini seviyordum. Şimdi AYT'si olması çok iyi. Bu da yazılı çözüm yani. Şu şekilde göstereyim. Kitabı yine sevdim. Bunun aynı zamanda sıfırdan sonsuza matematik, geometri, problem, TYT matematik, fizik, kimya, biyoloji, paragraf ve anlam bilgisi. AYT matematik konularını sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorsanız, sınavlarda karşılaştığınız soruları çözerken zorlanıyorsanız, yeni nesil farklı sorularla ufkunuzu genişletmek istiyorsanız, soruları çözümleriyle birlikte elinizdeki kitapta aradığınız her şeyi bulacaksınız diyor. Vallahi bakalım, deneyelim, bulacak mıyız? Umarım buluruz. Benim AYT'm pek iyi değil. O yüzden dolayı bu kitap benim için çok çok daha iyi oldu. Yani bundan gideceğim AYT'de fasiküller dışında. Bugün genel olarak ne yaptım anlatayım size. Şöyle. Dolu sayfa açsın, boş sayfamı göstermeyeyim dedim. MEP kazanım testi. Matematik çöz. Bugün benim yanımda matematik almamışım. Normalde hep yanımda matematik olur ama matematik almamışım. Ben de polinomlar çıkardım. MEP kazanım testlerinden. Olasılık çıkardım. Üçgenli temel kavramlar. Birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler. Problemler ve TYT denemesi. Bunları çıkardım. Bunları çözdüm. Tabii çözemediklerim de var orada. Yani problemlerin tamamını çözemedim mesela. Çünkü MEP kazanım 5 tane, 4 mi 5 tane mi ne problem koymuş. Onları çözemedim. Sonrasında bugün ondan sonra onu yaptıktan sonra fizik yaptım. Fizikte de bir testim kaldı. Daha doğrusu 6 sorum kaldı. O 6 kuvvetten 6 sorum kaldı. Onu da bitirince kuvvet de bitmiş olacak. Sonra dinamiğe başlayacağım. Sonra paragrafta ben ritim 2'yi bitirdim. Ritim 3'e geçtim. 2 kitaptan ilerliyorum paragrafta. Artık tek kitaptan ilerleyeceğim. Kitap zor oluyor çünkü bu kitabı bitirmek istiyorum. Bugün bunları yaptım ben. Şimdi aslında saat 8. Yemek biraz geç saate aksadı. Geç gelince. Yemeğin olmasını bekliyorum. Yemek olduktan sonra... kalıtımla fonksiyon yapmayı düşünüyorum. Sonrasına karar vereceğiz. Bunları dosyalarıma koyayım. Dosyama yerleştireyim. Benim şöyle bir tane dosyam var. Testleri koydum. Alta kaydırmalı bir şekilde. Daha geçen yılın şeyleri bile duruyor. Siz düşünün. Bir şey buldum. Şu an çok mutlu oldum. Trigonometri kağıdımı buldum. Özet kağıdımı. Notlar tutmuşum. Yani kendime şaşırdım. Şevval, sen fizikte bu kadar düzgün not tutar mıydın ya? Yani şaşırtıyorsun. Kimya var. Bu dosyaya bakmanın ne kadar uzun zaman olmuş. Şimdi ben birazcık dinleneceğim. Instagram'a bakacağım. Dediğim gibi geç geldim. Yemeği de bekliyorum. Yemekten sonra ders çalışmaya devam edeceğim. O zaman yemekten sonra görüşürüz. Instagram'da gezeceğim falan demiştin de sonra bana baktı. Dedi ki Şevval, bugün bana hiç yazı yazmadın. Beni düzenle artık dedi. Ve ben de tabii ki de deyip diyorum kendime. Şunları düzelteyim. Ondan sonra ajandamızı düzenleyelim. Evet, klasik bir Şevval olarak videonun kapanışını çekmeyi unutmuşum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Böyle ders vloglarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.